Yaz aylarının gelmesiyle birlikte evlerde haşereler de görülmeye başlandı. Vatandaşlar haşereyle mücadele etmek için çeşitli ilaçlara yöneliyor. Sıcaklık ve yetersiz yağış nedeniyle Konya'nın bazı bölgelerinde tahta kurusu diye adlandırılan böceklerde artış yaşandığını söyleyen ziraat mühendisi Serkan Uslu vatandaşlara tavsiyelerde bulundu. Bu köyde, kırsalda, çardaklarda başlayıp rezidanslardan, konutlardan, müstakil evlerden tutun da aklınıza gelen her yerde tahta kurusu sıkıntısı var. Evi en az 2 kere, 3 kere çevre sağlığı ilaçlarıyla, pest kontrol ilaçlarıyla ilaçlamamız gerekiyor. 1 haftalık, 10 günlük periyotlarda. Bu zaman tahta kurularının koyduğu yumurtalar, pirelerin koyduğu yumurtaların açılması, tekrar o yumurtadan çıkan nimflerin, larvaların öldürülmesiyle ilaçlama başarılı oluyor. Serkan Uslu, haşereyle mücadelede vatandaşların kulaktan dolma bilgilerle ilaç almalarının uygun olmadığını söyledi. Elinde fotoğrafla gelip veya boş ambalajla gelip bana bu tarım ilacını verin dememeleri lazım. Tarım ilaçları insan sağlığına son derece zararlı. Uslu, ilacın kokusuz olmasının zararsız olduğu anlamına gelmediğini, üstelik kokusuz ilaçlarında tehlike saçabileceğini hatırlattı. Bir ilaç kokuyorsa insan ve hayvan sağlığına zararlı olduğu ve insanın hayvanın oraya girmemesi gerektiğini işaret eder. Ev için kullandığımız ilaçlar kokusuz, lekesizdir. Bunlar daha kalıcı ilaçlardır 3 aya kadar ve böceklerin kökünü kazırlar. Böceklerden kurtulmak için tarım ilacı tercih edenlerse hem kendilerinin hem de komşularının hayatını riske atıyor. Müstakil olabilir, apartman olabilir, fark etmez. Buraların ilaçlanması bu ilaçla, alüminyum fosfitle, tabletle son derece zararlı. Hem kendinize hem komşularınıza zararlı. Kendi katınızı ilaçladığınız gibi komşularınızın katına da bu ilaç duman etkisiyle çıkacağından bir felaketle karşılaşmanız kaçınılmaz. Kimyasal içerikli aktif madde içeren böcek ilaçları insanlara zarar veriyor. Yanlış uygulanması durumundaysa zararı çok daha yıkıcı oluyor. Yanlış ilaçlama hem kronik kansere sebep olur, uzun vadede o ilaçların kullanılması, hem de akut zehirlenmelerle sağlık sorunlarına, birçoğunun antidotu bilinmiyorsa da ölüme sebebiyet verir.